Uluslararası Somuncu Baba ve Hulusi Efendi Sempozyumuna hoş geldiniz. Uluslararası Somuncu Baba ve Osman Hulusi Efendi Sempozyumunda bu yılda önceki senelerde olduğu gibi son derece kıymetli mülazalara şahit olacağız. İngiltere, Mısır ve Türkiye'deki çeşitli üniversitelerde görev yapan ilim adamları Somuncu Baba ve Hulusi Efendi'nin ilim, irfan ve insanlığa hizmetlerini anlatacaklar. Kendilerine şimdiden şükranlarımızı sunuyoruz. Külliyemizin açılışında da arz etmeye gayret etmiştim. Somuncu Baba Hazretleri Osmanlı coğrafyasının manevi güneşidir. Hacı Bayramı Veli Hazretlerini, Akşemseddin Hazretlerini yetiştirmiştir. Onlar sayesinde Balkanlara, Kafkasya'ya, Orta Doğu'ya bu güzel düşünce ve hayat biçimi yayılmıştır. Somuncu Baba Hazretleri ile birlikte Anadolu ayrı bir neşe, bir neşve bulmuş. Anadolu insanı güzel görmeye, güzel düşünmeye, güzel yaşamaya başlamıştır. Yazdığı şiirleri ve muhteşem divanı ve tasavvufi yönüyle gönülleri fetheden, 14 Haziran 1990'da alemi cemale göçen Osman Hulusi Efendi de Peygamberimizin neslinden gelmesinin yanı sıra Somuncu Baba'nın torunu olarak hayatı boyunca insanlığa hizmeti şiar edinmiş, eğitim, sağlık ve sosyal alanda toplumumuza kıymetli çalışmalar kazandırmıştır. 1986 yılında kendi adıyla kurmuş olduğu vakfıyla her geçen gün yükselen bir gönül medeniyetini kurmaya halen devam etmektedir. Sempozyumumuzun açılış konuşmalarından birini yapmak üzere Hulusi Efendi Vakfı Yönetim Kurulu üyesi Sayın Avukat Mustafa Yağcı Beyefendi'yi kürsüye arz ediyorum. Buyurun efendim. Uluslararası Somuncu Baba ve Hulusi Efendi Sempozyumuna hoş geldiniz, şeref verdiniz. İşte bugün yüzlerce kilometre uzaktan, yurdumuzun dört bir yanından ulvi bir çağrıya kulak vererek davetimize icabet eden sevgili dostlarımızla beraberiz. Sınır ve mesafe tanımayan bu beraberliğin temeli sevgi ve samimiyettir. Büyükleri anlamak için onlar gibi yaşamak, tavsiyelerini yerine getirmek gerekir. Hizmet için öncelikle yürek gerekli, gönül gerekli, sevgi gereklidir. Mesajları bulunduğu çağları aşan, günümüze ulaşan ve tesirleri hala canlı ve taptaze olan Anadolu'nun ışık kaynaklarından maneviyat sultanları Somuncu Baba'nın ve Hulusi Efendi'nin her yıl gelenekselleşen uluslararası sempozyumda ilçemizde anılması ve dolayısıyla onların tesirlerinin anlaşılması bakımından bu sempozyumu çok değerli ve anlamlı bulduğumu bu vesileyle bir kez daha başta Vakıf Başkanı Hamidettin hocamızı ve emeği geçen tüm Gönüllüler Hareketi mensuplarını gönülden tebrik ediyorum. Tabii ki Hulusi Efendimiz Darende'nin neresine bakarsanız bakın, Darende'mize okuldur, eğitimdir, çok ciddi hizmetleri olmuştur. Ne kadar teşekkür etsek, ne kadar iftihar etsek, ne kadar saygı duysak azdır. Darende'mize hem ilmi konuda hem eğitim noktasında belli bir misafeye gelmişse, inanın ki bunda Hulusi Efendimizin de, Esniyet Osman Hulusi Efendi Vakfı'nın da ciddi katkısı ve emeği vardır. I think this is place. Dünyanın dört bir yanında verdiği konserlerin yanı sıra buradaki mistik ve buradaki manevi havanın hiçbir yerde olmadığına şahit olduğunu belirtiyor. Buraya ilk geldiğimde bir dua etmiştim. Her geldiğimde ilk defasına göre ve her defasında buranın daha iyi ve daha gelişmiş bir şekilde olması için dua ettim. Elhamdülillah bugün görüyorum ki Allah dualarımı kabul etmiş ve bugün bu manzaradan dolayı da gerçekten çok mutluyum.
Ben sözü saygıdeğer hocalarıma bırakıyorum istifade etmek üzere. Buyurun Sayın Hocam. Şerefül mekan bil mekin buyuruluyor. Bir yerin şerefi orada bulunanlarla ölçülür. Bugün Büyük Veli Somuncu Baba'nın ve onun afadından Seyyid Osman Hulusi Efendi'nin hemen kurbunda bulunuyoruz. Onun bu kurbunda bulunmak üzere gelen bu izzete, bu şerefe kavuşanlara hoş geldiniz diyorum. Safalar getirdiniz. Nadan olan değil, hayran olan anlar bizi. Seherlerde bülbül gibi nalan olan anlar bizi. Bu gül şehrinin bülbüllerine hoş geldiniz diyorum. Safalar getirdiniz. Ve Seyyid Osman Hulusi Efendi, fark olmaya sureti, sireti halet, aşıklığına budur dalalet. Bu güzel beldenin aşıklarına hoş geldiniz diyorum. Sağ olun diyorum bir kez daha. Bu duygu ve düşüncelerle uluslararası Somuncu Baba ve Seyyid Osman Hulusi Efendi sempozyumunu açıyorum. Ve ilk sözü kıymetli dostum Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi hocalarından kıymetli ilim adamı Abdullah Kahraman Bey'e sözü veriyorum. Buyurun efendim. Aslında Es-Seyyid Osman Hulusi Efendi vakfı nedir diye bir soru sorulsa bizim tebliğ sunmamıza gerek bırakmayacak kadar canlı, herkesin görebileceği kadar şırıl şırıl akan ilim ve irfandır diyebiliriz. Bunun da hepimiz şahidiyiz. Neden ilim, neden irfan? Değerli kardeşlerim, İslam mensubu olmakla şeref duyduğumuz dinimiz bir ilim ve irfan medeniyetidir. İlim her yerde vardır. Fakat ilim kendine yoldaşlık edecek, kendisini emin adımlarla yola verecek, rehberlik edecek bir pusulaya ihtiyaç duymuştur hep. Bu pusula irfandır. İrfan imana dayanmaktadır. Eğer ilim tek başına yeterli olsaydı irfandan bahsetmeyecektik. Demek ki yeterli değil. Tek başına ilim insanlığı pozitivizme götürmüştür. Pozitivizm insanların aklına tapmasını sonuç vermiş, insan eliyle üretilenler kitle imha silahlarına dönüşerek insanlığı helak etmiş ve etmektedirler. İşte İslam'ın getirmiş olduğu irfan önce insanı, sonra insanı yaratanı tanıtmayı hedeflemektedir. Onun için irfansız olmaz. Bizim kültürümüzde irfanın adı tasavvuftur. Bizim tarihimiz ilim ve irfan, aynı zamanda medrese ve tekkeyi bütünleştirmek, bu bütünlükten, bu birliktelikten insanlara en güzel meyveler yetiştirmek için oluşturulmuş ve yaşanmış bir tarihin adıdır. İşte Hulusi Efendi de diyor ki hutbelerinde, yıllarca irad ettiği hutbelerinde, ilim iman şubelerinden birisidir kardeşlerim. İman, ilim içtimai ve maşeri tarafı olan bir şeydir. İlim insanı diğer insanlara hizmete götürmüyorsa ilim değildir diyor Hulusi Efendi. Şeyh Sadi Şirazi diyor ki bir gün eline bir çamur isabet etmiş. Düşmüş Şeyh Sadi Şirazi'nin. Bakmış ki çamur çok güzel kokuyor. Demiş ki sen misk misin, amber misin, nesin? Hayır. Ben sadece bir mütevazi çamurum. Fakat bir süre
gülün yanına düştüm, onunla beraber oldum, onun kokusu bana sindi, senin hissetmiş olduğun o miskü amber ancak bundan ibarettir diyor. Diyor ki şimdi buradan Hulusi Efendi, Cebrail aleyhisselam peygamberimize gelip dizine dizine dayadı. İman nedir? İslam nedir? İhsan nedir diye sordu ya, aslında bilgisi olmadığından değil, insanlığa rehber olmak için, hoca ve talebe münasebetinin ne olduğunu göstermek için, hoca gül olmalı ki talebesine de gül kokusu isabet etsin. Eğer hoca dikense onun talebesi de insanlığa zararlı icatlar yaparak insanlara silah olacak, bıçak olacak, insanlara gönülleri olmayacak, gönülleri fethetmeyecek. Neden? Hulusi Efendi'den bahsedilen bütün söylemlerde gönüller sultanı ifadesi kullanılıyor. Demek ki insanların gönlüne bir şey ilka etmiş, bir şey koymuş, bir şey vermiş onlara. Nereden? Gönülden bağlamak suretiyle. Bunu peygamberimizin hadisiyle ifade ediyor. Bedenimize göre gıda neyse ruhumuza göre ilim odur diyor Hulusi Efendi. Rahmetle anıyorum, ilim ve irfanla kalmamız ve bu medeniyetten asla ayrılmamız dileğiyle, ayrılmamamız dileğiyle hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Ve şimdi de Kütahya Dumlupınar Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Bilal Kemikli Bey'e sözü veriyorum. Bir kültür ocağı, Somuncu Baba'nın inşa ettiği muhit konusunda bizleri aydınlatacaklar. Buyurun efendim. Vakti şerifler hayrola efendim. Allah hayır kapılarını aça, şer kapılarını kapata. Muhakkikler demişlerdir ki halsiz vakit yoktur. Her halin bir vakti ve her vaktinde mutlaka ama mutlaka bir hali vardır. Şu anda çok bereketli bir haldeyiz. Mana dolu, ilim ve irfan dolu bir haldeyiz. Hak Teala bu meclisimizi bereketli eylesin. Halimizi her an ilimle, ihlasla, irfanla daim eylesin. Hepinizi canı gönülden selamlıyorum. Özellikle Osman Hulusi Efendi Vakfı'nın bu sene ilim ve irfan medeniyeti kavramını gündeme almasını takdir ettiğimi ifade etmek istiyorum. İlimle irfan, hocamızın ifade buyurduğu gibi, biraz önce Abdullah hocamızın ifade ettikleri gibi birbirinden ayrılmayan iki tane cüzdür. İlim bilgidir, malumattır. İlim işte oradaki ifadelerdir, oraya yazılan ifadelerdir, cümlelerdir. İrfan ise onu gönle, sadra hak etmektir. Onu bizzat yaşamaktır, bizzat hayata geçirmektir. Ben Deniz Somuncu Baba'dan bahsedeceğim. Onun inşa ettiği edebi muhitten, irfan muhitinden bahsedeceğim. Ama Somuncu Baba kimdir? Öncelikle o soruyu cevaplamak isterim. Kimdir Somuncu Baba? Somuncu Baba, Mehmet Ali Ayni'nin Somuncu Baba'nın yetiştirdiği has talebelerinden birisi olan Hacı Bayram-ı Veli için söylediği gibi bir kimyagerdir. Somuncu Baba bir kimyagerdir. Zahirle batını birleştiren, ilimle irfanı birleştiren, bu toprakları mayalayan, insanımızı insan yapan, bu toprağı bizim toprağımız, bizim vatanımız haline dönüştüren büyük ruhlardan birisidir, büyük kimyagerlerden birisidir. Baştan bunun böyle bilinmesi icap eder. Somuncu Baba her şeyden önce Bursa'da bulunmuş, Bursa'dan Darendi'ye kadar gelmiş büyük bir ruhtur. Bursa nedir? Bursa, Osmanlı'nın dibacisidir. Osmanlı'yı kuran şehirdir. Büyük bir medeniyeti inşa eden bir şehirdir. Somuncu Baba bu medeniyetin kuruluşuna tanıklık etmiş. Bizzat Ulu Cami kurulurken o Ulu Cami'nin kuruluşu esnasında oradaki çalışan insanlara somunlar, Müslümanlar diyerek somunlarını dağıtmış. Cami kurulurken kendisi de kurulmuş, şehri de insanlara da kurmuş bir kurucu şahsiyettir. Şunun özellikle altının çizilmesi gerekiyor ki ecdadımız, bu toprakları yoğuran o büyük kimyagerler hiçbir zaman komplekse kapılmamışlardır. Aşağılık duygusuna kapılmamışlardır.
hak bildikleri, doğru bildikleri yolda ilerlemişler ve her dine mensup olan insanlara hoş nazarla bakmışlar ve onların içlerinde, onların merkezlerinde, onların köylerinde, onların mabetlerin hemen yanı başında dergahlarını kurmuşlardır. Büyük insan olmanın manası budur. Bugün bizim bunlardan alacağımız büyük bir ders vardır. Komplekse kapılmadan kendi medeniyetimizin, gönül ve gül medeniyetinin, ilim ve irfan medeniyetinin temellerinden ilham alarak dünyanın her yerinde kendi gerçeklerimizi söyleyebilecek güce, donanıma sahip olmamız gerekiyor. İşte Somuncu Baba böylesine köklü, böylesine asil bir aileden gelmektedir. Ve ondan sonra da yola düşmüştür, gezgin bir derviştir. Kayseri'den çıkmış, Tebriz'e gitmiş, Erdebil'e gitmiş, Şam'a gitmiş, Halep'e gitmiş, buradan Bursa'ya gelmiş, oradan Adana'ya gitmiş, Şam'a gitmiş, Aksaray'a ve bilahare Darendi'ye gelmiş ve burada tefeyyüz etmiş, burada ilim ve irfan ocağını tüttürmüştür. Alimler, ilmiyle arif olan alimler, kendi sözlerini söyleyen alimlerdir. Şimdi Şems-i Tebrizi Mevlana'ya diyor ki, onlar senden öncekiler kendi sözlerini söylediler cancağızım. Sen kendi sözünü söyle. Sen kendi işini yap. İnsanı kamil yaşadığı dönemde kendi sözünü söyleyen insandır. Kendi tavrını ortaya koyan insandır. İşte Somuncu Baba yaşadığı devirde kendi sözünü söylemiş ve bu söylediği sözde büyük bir medeniyetin inşa edilmesine katkı sağlamıştır. Bu da ancak bağlanmakla olur. Bize bağlanmayı, bir yola girmeyi öğretmiştir. Hak Teala bu büyük ruhlardan, bu kimyagerlerden, bu irfan sahibi, tacı irfan sahibi olan alimlerden yeterince istifade etmeyi, onların yolunda evlatlarımızı yetiştirmeyi, onların öğrettikleriyle memleketimize, milletimize ve insanlığa hizmet etmeyi cümlemize nasip eylesin. Hepinizi canı gönülden selamlıyorum. Allah'a emanet olunuz. Şimdi de sözü burada bulunmayı en büyük bahtiyarlık addeden kendime veriyorum. Her veliyullah cemalullah'a bir ayinedir. Hem musaffa dilleri hak sırrına gencinedir. Her veliyullah cemalullah'a bir ayinedir. Veliler Cenab-ı Hakk'ın cemaline onu anlamaya götüren aynalardır. Hem musaffa dilleri onların tertemiz, saf dilleri, gönülleri hak sırrına gencinedir. Hak sırrını, hakkı anlamayı, onun yolunda bulunmayı anlatan hazinelerdir diyor. Demek ki alimler peygamberlerin varisleridir. Yani aslında alimler aynalardır. Bu aynalar Peygamber Efendimiz'den gelen bütün sırları, ilimleri kendilerinden sonraya kıyamete kadar nakleden, anlatan aynalardır. Aynalar realisttir. Aynalar konuşmaz. Aynalar hakikati, hakkı neyse kendisinden öteye aktarma yaparlar. Somuncu Baba'dan burada benim hem burada hem Somuncu Baba'nın diğer panellerinde onlarla neredeyse sempozyumlara katılıyorum. Hem anlatıyorum hem dinliyorum ve şunu görüyorum. Somuncu Baba'dan ve Somuncu Baba'dan evvelkilerden ta Osman Hulusi Efendi'ye kadar aynı sözleri, aynı ifadeleri, aynı maksatları, aynı gayeleri, aynı hedefleri ne güzel ifade ediyorlar. Sadece her birisi günümüzün insanına, günümüzün nesline aktarmayı yapıyorlar. Onların diliyle konuşuyorlar. Onların anlayacağı bir dille ifade ediyorlar. Değişen sadece bu. Yoksa maksat, yoksa ifade, yoksa gayenin hep aynı olduğunu, hep aynı yolun yolcuları olduğunu görüyoruz. İlim adamları fakülteye, medreseye gelenlerle meşgul olur. Onlara
talip olanlara anlatırlar. Onun için talebe ararlar. Oysa bu büyükler çekiyorlar mıknatıs gibi. Mıknatıs gibi. Somuncu Baba kendisi ta nice diyarları gezince onu Hoy şehrine Alaaddin Erdemili'ye gönderiyorlar. Oraya çekiliyor. Ama bu çekilme orada 10 yıllık bir dersi değil, 3 günlük bir dersi gerektiriyor. İnsanın kalbine şöyle suyu akıtır gibi yukarıdan aşağı akıtı veriyorlar 3 günde. Akabinde nice ilimler, nice talebeler yetiştiriyor ama en büyük talebelerinden Şücai Karamani'yi gün geliyor ve diyor ki Ankara'ya git. Ankara'ya git ve orada Müderris Numan'ı bul, onu buraya getir. Müderris Numan'ı buraya davet et. Bakınız, sadece ilim vermekle değil, birini çekiyor. Şücai Karamani onu davet ettiği zaman, tabii Müderris Numan böyle bir davet, seni falan şey, falan alim davet ediyor. Böyle bir şey görülen hususlardan değil. Bunlar tarihte az bulunur. Bunu hemen en büyük bir zevk olarak kabul edip doğruca Şeyh Hamidi Veli'nin huzuruna geliyor. Günlerden bayram, sen diyor iki bayramı bize yaşattın, adın bayram olsun, Hacı Bayramı Veli oluyor. Ve o Hacı Bayramı Veli de Fatih Sultan Mehmed'i yetiştirecek, Fatih Sultan Mehmed'i yetiştirecek Akşemseddin'i bulup çıkartıyor. Akşemseddin namını duydu, Ankara'ya geldi. Ama o da zahiren baktı. Dükkanları dolaşan birisi. Ne dolaş? Bu kişi kim dedi? Hacı Bayram şu dediler. Ne yapıyor? Dükkan dükkan geziyor, para topluyor. Para toplayan şeyh mi olur dedi, alim mi olur? Döndü gitti Halep'e doğru. Halep'e bir konak kala gece boynuna zincir bağlı, zincirin bir ucu Hacı Bayram'ın elinde. O Halep'e gittikçe zincir çekiliyor. Gittikçe çekiliyor, uyandı, boynunda zincirin izleri var. Ve gerisin geriye döndü, Ankara'ya geldi. O Hacı Bayram'ı Veli de Fatih Sultan Akşemseddin'de Fatih Sultan Mehmed'i yetiştirdi. Somuncu Baba'nın yanında Yıldırım Bayezid Han, İkinci Murad'ın yanında, Hacı Bayram'ı Veli'nin yanında İkinci Murad Han, Fatih Sultan Mehmed'in babası. Akşemseddin'in yanında Fatih Sultan Mehmed Han, dünyanın en cihangir hükümdarları, en büyük padişahları, padişahların sofraları bu alimlere açılmış. Her türlü nimet önlerinde. Ama bir tanesi Yıldırım Bayezid'i, diğeri İkinci Murad Han'ı ve bir tanesi de Fatih Sultan Mehmed'i sarayında bırakıp birisi Darende'ye, birisi Ankara'ya, o zaman küçücük bir köy, ve birisi Göynü'ye çekiliyor. Yani kalpte bunlar kalpte dünya sevgisini çıkaran, dünya muhabbetini çıkaran, ahiret muhabbetini, ilahi muhabbeti, ilahi kelimetullahı kalbe dolduran kimseler. Gönül erleri onun için unutulmuyorlar. Dünya sultanları çabuk unutulur. Dünya sultanlarının kabri dolup taşmaz. Ahiret sultanları ise, gönül erleri ise unutulmaz. Onlar böyle doldururlar etrafı. Onlar devam edip giderler. O sebeple gerçekten şu noktalar ve onlardan çıkartılacak dersler, alınacak dersler çok önemli. Cenab-ı Hak onların yanından, onların muhabbetinden, onların şevkinden ve aşkından ayırmasın diyorum. Hepinize muhabbetlerimi sunuyorum. Sağ olun, var olun diyorum. Şimdi de Hulusi Efendi Hazretlerinde irfani gelenek, Tokat Gazi Osman Paşa Üniversitemizin kıymetli ilim adamlarından Profesör Doktor Kadir Özkese Bey bizlere nakledecekler. Buyurun efendim. Muhterem Hazirun, öncelikle hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Nedir irfani gelenek diye söyleyecek olursak,
ruhsatla amel etmenin ötesinde azimete bürünmenin adıdır. Şeriat, tarikat, marifet ve hakikat kapılarında manayı dert etmenin yoludur. Satırların erbabı olmanın ötesinde sadra şifa olmanın gayretidir. Aklın ötesinde ilhama, keşfe ermenin çabası ve gayretidir. Böylesi bir geleneğin içerisinde yetişmiş olan Osman Hulusi Efendi, irfani geleneğinin temeline Kur'an'ı yerleştirmekte. Kur'an'a hizmeti, Kur'an'a bendeliği, Kur'an ile ayniyeti, Kur'an'a aşinalığı ve Kur'an adamı yetiştirme gayretini o irfani geleneğinin temel hassasiyeti olarak beyan kılmaktadır. Divanını okuyun, mektubatını okuyun, nasihatnamesini okuyun, hutbelerini okuyun. Onun sözlerinin mutlaka bir Kur'an ayeti ile desteklendiğini, delillendirildiğini, telmihte bulunduğunu ve Kur'an referanslarının ne denli güçlü olduğunu görmekteyiz. Onun irfani geleneğindeki ikinci temel sac ayağı peygamber sevgisidir. O Ehl-i Beyt'ten olmanın vermiş olduğu bir şevkle, peygamber neslinin pakine bürünmenin vermiş olduğu bir gayretle ve peygamber yolunda olmanın sağlamış olduğu bir iştiyakla günümüz insanına model şahsiyet olarak, üsve-i hasene olarak, yegane örnek isim olarak, insanı kamil olarak Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemi örnek gösterdiğini görmekteyiz. Osman Hulusi Efendi kendini Allah'ın iradesinde ifna etmiş, Allah'ın hükmüne ram olmuş, haktan gelen her şeyi hoşnutlukla karşılamış bir gönül eridir. Allah'ın lütfunu da kahrını da bir görme adetini evliyanın hasreti olarak nitelendirmektedir. Bu gerçeği o şu sözleriyle anlaşılır kılmaktadır. Avam-ı nas yarın şunu yapacağım, bunu yapacağım derler. Allah dostları ise yarın Cenab-ı Allah bizi hangi işte kullanacak, hangi işe yol verecek diye düşünürler. Hele sabah ola, hayır ola diye Allah'ın iradesine teslim olmanın yolunu güderler. Osman Hulusi Efendi bağlılarını her defasında irşada önem verdiğini bu ifadelerle görürken çok dertli bir insandı. Her anı fırsat bilirdi. Bunun bir örneğini Zaviye'de arkadaşlarıyla beraber bir hasta ziyaretine giderler. Dönüşte biri sorar, efendim hastanın durumu nasıl, hastanın durumunu nasıl buldunuz diye sorarlar. Hulusi Efendi şöyle cevap verir, doktorun verdiği ilaçları kullanır, verilen perhizlere de riayet ederse iyileşir. Evladım, işte maneviyat hastalıkları da böyledir. Emirlere riayet ederseniz, bahsettiğimiz yasaklardan da kaçınırsanız, mümin olarak selamette olursunuz. İşte tasavvufi terbiyenin, irfani geleneğinin ana mayası nedir? Sahili selamete kavuşmaktır. Neyle kavuşur insan sahili selamete? Kur'an'a sarılmak, Resul'e uymak, şer'i ahkama riayet etmek, tasavvufi adabı ve terbiyeyi yerine getirmek, mürşidi kamilin eteğine yapışmak ile ulaşılır der irfani geleneğindeki ana hassasiyetini vurgularken Osman Hulusi Efendi. Ben de bu duygularla hepinizi tekrar kalbi duygularla selamlıyor. Allah'a emanet olmanızı diliyorum ve selam efendim. Tokat Gazi Osman Paşa İlahiyat Fakültesi Dekanımız Profesör Doktor Kadir Özköse Bey'e Hulusi Efendi'de irfani geleneği anlattığı bu hoş, güzel
ve hayatından kesitler sunduğu konuşması için çok teşekkür ediyoruz. Hulusi Efendi terki kâle ile, kesbi hâle ile, yahu bâle ile derviş ol derviş der. Bütün zaten sözleri bir irfani geleneğin de ifadesidir. Şimdi sözü yurt dışından gelen kıymetli akademisyenlerimize vereceğiz. Bizi sona bıraktı demesinler. Bizde bir söz vardır, adet budur, ahirde gelir bezme ekabir demişler. Yüksek kişiler bezme meclise en son gelirler. Biz de sözü onları geri bıraktık ki onlara daha fazla bir kıymet vermek için. Şimdi Mısır Ayn-ı Şems Üniversitesi'nden yardımcı doçent doktor Ahmet Sami Elaydi, Hulusi Efendi'nin hayatından ahlaki tavırlar bizlere nakledecekler. Buyurun efendim. Selamun aleyküm ve rahmetullah. Bismillahirrahmanirrahim. Ve salatu ve selamu ala eşrefil mürselin, Seyyidina Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Öncelikle Mısır'dan Seyyid Hulusi Efendi'nin gönül dostlarına, Hamidi Din Efendi'nin gönül erenlerine kucak dolusu sevgi ve muhabbet getirdim. Kardeşliği ve dostluğu seviyede, zirvede olduğu darandede olmaktan çok mutluyum. Sizleri gönülden Allah'ın salamı ile salamlıyorum. Muhterem katılımcılar, bütün ilahi dinlerin yegane amacı insanlar için dünya ve ahiret mutluluğunu sağlamaktadır. Bunun yolu hakka kulluk ile halka, yani halkın hakkın yarattıklarını iyi davranmaktan geçer. Bu yüzden sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, ben ancak güzel ahlaki tamamlamak üzere gönderildim buyurarak nübüvvetin esasının güzel ahlak temeline dayalı bir sistem inşa etmek olduğunu ifade etmiştir. Darende hiçbir gün alim ve Allah'ın salih kullarından hali kalmamışlardır. Hatta Türkiye'de tasavvuf darende ile tanınmış ve darende ile anılır olmuştur. Seyyid Hulusi Efendi'nin hayatında Kur'an-ı Kerim ve sünnet-i seniyeye sık sıkıya bağlı kalmıştır. Ahlaki Muhammediye ile ahlaklanmış olan Hulusi Efendi hayatı boyunca insanlara yardımı ve hizmeti şiar edinmiş. Halk içerisinde hakla bir olup irşad görevini başarıyla sürdürmüştür. Şeyh Osman Hulusi Efendi İslam'ın ruhunun özünü ve onu üretmenin yüceliğinin öne çıkarmak, yine de dünya hayatında insanın inşası için ve ahirette ebedilik yurduna varmak için İslam'ın gerçek bir hayat sunduğunu açığa çıkarmak suretiyle hayatını insanlığa hizmete adamış. Bu tebliğde Osman Hulusi Efendi'nin bazı ahlaki tavırlarını elde etmeye çalışıyorum. Fakat bu tavırları anlatmaya başlamadan önce vurgulamak istediğim bir fikir vardır. Bu fikir şöyle ki, herhangi bir alim, şeyh veya vaiz kendi hayatı ve yaşam tarzında halka verdiği emirler ve nasihatları uygulamazsa, hem ilminde ve imanında eksik olur, hem de halk arasında kabul bulmaz. Bunun için şöyle diyebiliriz ki, Osman Hulusi Efendi'nin darandeliler ve kendisini tanıyanlar arasında gördüğü kabulün sebebi, onun söylediğini yaptığı tavırlara uymaya çalışmasıdır. Bu da Allah'ın muhabbetinin bir eseridir. Çünkü Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu hususta böyle buyurur. Allah Teala bir kulunu sevdiği zaman Cibrail'i çağırır ve ona, ben filanca kulumu seviyorum, onu sen de sev diye buyurur. Cibrail de bunun üzerine hemen onu sever. Sonra sema ehline nida edip, Allah Celle Celaluhu filanca kulunu seviyor, onu siz
de sevin der. Seme ehline hemen onu severler. Sonra onun için yeryüzü ehlinin kalbine bir saygınlık yerleştirilir. Seyyid Hulusi Efendi'nin yüce ahlakını ortaya koyan duruşunu görmek istediğimiz de tavazu ve diğer insanlara karşı saygısı onun en üstün özelliği olarak görülmektedir. Bu özellikler bir İslam davetçisinin, bir vaizin, bir din adamı için en gerekli özelliklerdir. Buna ilaveten onun ulaştığı yüksek ilim mertebesi sahip olduğu niteliklerinin bir delilidir. Alimlerin, din büyüklerinin en öne çıkan niteliği tavazudur. 1965 yılında Darende Kaymakamı olarak görev yapan Kütlü Ataş, müftü vekilliğini, görevini çok dikkatli bir şekilde yapan Hulusi Efendi'ye hitaben, "Muhterem hocam, bu hükümet binasında görev yapan bütün amirler ve mamurlar sizin görev anlayışınız ve hizmet talakkiniz ile vazifelerinizi yapsalar çok mutlu olurum. Siz önder bir din adamısınız." diyerek takdir ve taltif etmişlerdir. Seyyid Hulusi Efendi minberden insanlara Allah'ın emir ve yasaklarını aktarmadan önce Allah'ın bu emir ve nehilerini öncelikle kendisi ve ailesiyle birlikte uygulama, yerine getirme hususunda çok hassas davranırdı. Onun bu ahlaki Kur'an-ı Kerim, siz insanlara iyiliği emrediyor, kendinizi bunlara uyma noktasında unutuyor musunuz? Ayeti kerimesinden kaynaklanmaktadır. Diyanet İşleri Bakanlığı'ndan ağaç dikme ile ilgili bir hutbe okunması için hutbe metni gelir. Bunun üzerine Osman Hulusi Efendi'nin hoca arkadaşlarından biri gelerek, "Ben bu hafta ağaç dikme hakkında bir hutbe okuyacağım." der. Osman Hulusi Efendi ise, "Ben de önümüzdeki cuma aynı konuda hutbe okuyacağım." der. Ve o gün 15 tane elma fidanı alıp şimdiki bahçesine diker. Ertesi cuma da ağaç dikme konusundaki hutbeyi irad ederler. Osman Hulusi Efendi'ye niçin böyle yaptığı sorulunca şöyle buyururlar: "Nefsime tatbik etmediğim bir şeyi söylemekten haya ederim." Son olarak gördüğümüz gibi Seyyid Hulusi Efendi'nin bu çok sayıda ve farklı ahlaki tavır ve duruşları onun özü ile süzü, içi ile dışı bir kişiliğe, karaktere sahip olduğunu göstermektedir. Kendilerine Allah'ın rahmet ve mağfireti ile muamele etmesini en geniş cennetinde nebilerle, siddiklerle, şehitlerle ve salihlerle birlikte haşretmesini temenni ederim. Beni sabırla dinlediğiniz çok teşekkür ederim. Sağ olun. Mısır Ayn-ı Şems Üniversitesi'nden Ahmet Sami El-Aydi Bey'e bu hoş ve güzel konuşması sebebiyle çok teşekkür ediyorum. Hüner-ü marifeti hem edebi olmayanın olması faide vermez sahibi hüsn-i cemal diyor Osman Hulusi Efendi. Bir kişide irfan marifet olacak, edep olacak, yoksa onun hoş ve güzel görünüşünün ona hiçbir faydası olmaz. Ahlaklı olabilmek için edep ve marifet birinci şart diye de ifade ediyor. Şimdi son olarak kendisi Pakistanlı, İngiltere Glasgow Üniversitesi'nde görev yapan Doktor Şeyh Rıdvan Muhammed'e sözü vereceğim. Hulusi Efendi Hazretleri'nin divanında ilim ve irfan ilişkisinden bahsedecekler. Buyurun efendim. Konumu başlamadan önce herkesi samimiyetle kalbimden selamlıyorum ve aynı zamanda İngiltere ve özellikle İskoçya'daki Müslümanlarından en sevgili selamlar yanıma getiriyorum. Ancak Seyyid Osman Hulusi Efendi'nin üzerinde bir konuşması
kendim için çok değerli bir şerefidir. Vaktin sıkıntısı olduğu için konumun girişi bırakıp hemen en önemli noktalarımı geçiyorum. Seyyid Osman Hulusi Efendi'nin şiirlerinde ilim ve marifet konusuna değinirken, çalışmalarını etkileyen evvelki şairlerin zengin gelenekleri bağlamından Hulusi Efendi'nin eserlerinin yerini belirlemek önemlidir. Hulusi Efendi ebedi aleme göçtüğünde Osmanlı sonrası Türkiye'nin yetiştirdiği önde gelen manevi rehberlerden birisi olarak tanınmıştır. Hulusi Efendi'nin sevgiliye özlem, zahiri bilimler ve manevi ilimler, maneviyete yoldan karşılaşılan zorluklar, gönlün yapısı ve yüce manevi hallere erişmek için teşvik ve tembihler gibi konular içine 400'ün üzerinde keside, rubai ve ayrıca parçalardan oluşan divanı Türkiye'deki modern dönemde kaleme alınmış en zengin tasavvuf şiir eser olarak kabul edilebilir. Bu eser bize klasik Osmanlı'nın Yunus Emre ve Şeyh Galip gibi tasavvuf şairlerinin eserlerini anımsatmaktadır. Seyyid Osman Hulusi Efendi kökleri Nakşibendi dervişlerinin disiplinlere dayanan güçlü bir manevi gelenekle yetişmiştir. Bu yüzden şiirleri yıllardır süre gelen manevi gaye arayış konusu ile ilgilidir. Onun şiirlerinde bu konuyu geliştirirken buluyoruz ve dolayısıyla bize kendi maneviyat yolu anlayışı hakkında bir bilgi sağlamış oluyor. Bu anlayış hak ilmi olarak adlarından Hulusi Efendi ilahi hikmetleri araştıran birinin hakkı marifeti idrak edeceğine ve ariflik makamını hak edeceğine işaret ediyor. Okuyan ilmi hak mektebinden olup arif fena fillah söyler ve başka bir yerde mektebe ilmi ledunniden okup arif ol. Demek ki maneviyet erlerinin yolu Allah'ı tanımaktan ve bu sayede sevgiliye yapılan yolculukta gerçekleşen manevi değişimlerden geçer. Bu nedenle kim ki dünyadaki varlığından kurtulur, işte o zaman Hakk'a gireceğine erişir. Teşekkür ediyorum. İngiltere Glasgow Üniversitesi'nden Doktor Şeyh Rıdvan Muhammed'e Hulusi Efendi Hazretleri'nin divanında ilim ve irfan ilişkisini bizlere gerçekten güzel bir şekilde anlattığı için biz de kendisine çok teşekkür ediyoruz. Dinleyen, söyleyenden arif gerektir demişler. Sabahtan beri gerçekten siyasetçilerimizden ilim adamlarımıza kadar burada bizleri sabırla dinliyorsunuz. Yani ne kadar güzel bir dinleyici kitlesi, arif bir kitleyle karşı karşıya kaldığımızı görüyor ve hepinize muhabbetlerimizi sunuyorum gerçekten. Asıl alkışa sizler layıksınız. Osman Hulusi Efendi Hazretleri ehiller ile konuş ki ta ki ehil olasın der. Ehiller ile konuş. İyi insanlar ile buluş. İyi insanlar ile görüş. Yine bugün burada en yüksek devlet idarecilerimizden hemen hemen her meslekten insanımız bir araya geldi. Kadınlarımız, hanımefendilerimiz, erkeklerimiz, gençlerimiz burada beraber olduk. Her meşrepten, her meslekten, her siyasetten insan burada bir araya geldi. Bütün güzellikleri, muhabbeti, sevgiyi, saygıyı ne güzel yaşadık. Yine Hulusi Efendi fütüvvettir, mürüvvettir, muhabbet. Muhabbetsiz gönül pastıdır elbet diyor. Fütüvvettir, mürüvvettir muhabbet. Muhabbet fütüvvettir, güzelliktir, mürüvvettir. Bugün bunlara o kadar ihtiyacımız var ki ülkemizin birbirine neredeyse saygısı kalmayan, düşman böyle insanlar haline getiren,
ve neredeyse yaşadığımız şu son günlerde sıkıntıları gördüğümüzde Somuncu babaların ve onun ahfadının ve onun yetiştirdiklerinin ne güzel hizmetleri burada bizlere yaşattığını ve yaşatmakta olduğunu asırlar boyunca yaşattığını görmekteyiz. 600 sene geçmiş, 600 sene sonrasına şu güzellikleri, şu iyilikleri gerçekten kolay mıdır bunu yaşatmak? Onları tanı bir ilim adamımız, bir tarihçimiz, bir tarihçi profesörümüz şu bozgunlukları yaşatanlara Türkçeyi bilmiyorlar ama dünyayı iyi kokluyorlar diyor. Dünyayı, Avrupa'yı, o milletleri koklayanlar onların kokusunu yayar. Halbuki Somuncu babaları, Hacı Bayramı velileri, Akşemseddinleri ve onların Osman Hulusi efendileri okuyanlar ve koklayanlar ne güzel gül bahçelerinin o güzel çiçeklerini, kokularını yaymıyorlar mı? Bunları milletimize ve hatta sadece bizim milletimiz değil, bütün dünyaya duyurdukları için ilim adamlarına ve hasreten Osman Hulusi Efendi Vakfı kıymetli insan Hamit Hamidettin Ateş Beyefendi'ye gerçekten şükranlarımızı sunuyor. Hayırlı uzun ömürler, hayırlı hizmetler diliyorum. Yine kendisinin bugün burada insan ve mekan ilişkisini bu kadar estetik, bu kadar güzel, bu kadar zarafetli bir şekilde ki gezdiğimiz zaman o külliyeyi insan ve mekan bu kadar güzel bir şekilde meczedilir ve birleştirilir. Bunun en güzel şeklini şu dünyaya, Türkiye'ye gösterdiği için de yine teşekkürlerimizi sunuyoruz. Sağ olsun, var olsun diyoruz. Bir Osmanlı mütefekkiri bizi tanımak isterseniz eserlerimize bakınız diyor. Kişi eseriyle orada. Onun için fazla söze hacet yok. Bir kez daha muhabbetlerimi sunarken bu hizmetlerin ilelebet devamını diliyor. Hepinize muhabbetlerimi, saygılarımı sunuyorum. Sağ olun, var olun diyorum. Teşekkür ediyorum. Saygıdeğer efendim, kıymetli hocalarımıza biz de şükranlarımızı arz ediyoruz. Bir kez daha hatırlayalım. Profesör Doktor Ahmet Şimşirgil, İstanbul Marmara Üniversitesi'nden Somuncu Baba Hazretleri'nin yetiştirdiği talebeleri ve etkileri hakkında bizi tenvir ettiler. Profesör Doktor Abdullah Kahraman, İstanbul Marmara Üniversitesi'nden Hulusi Efendi Hazretleri'nin hutbelerinde ilim ve irfan hakkında konuştular. Profesör Doktor Bilal Kemikli hocamız Kütahya Dumlupınar Üniversitesi'nden geldiler. Bir kültür ocağı Somuncu Baba'nın inşa ettiği muhit hakkında konuştular. Profesör Doktor Kadir Özköse Tokat Gazi Osman Paşa Üniversitesi'nden geldiler ve Hulusi Efendi Hazretleri'nde irfani gelenek hakkında bizi aydınlattılar. Yardımcı Doçent Doktor Ahmet Sami Elaydi Mısır Ayn Şems Üniversitesi'nden geldiler ve Hulusi Efendi Hazretleri'nin hayatında ahlaki tavırlar hakkında konuşmalarını yaptılar. İngiltere Glasgow Üniversitesi'nden Profesör Doktor Şeyh Rıdvan Muhammed de Hulusi Efendi Hazretleri'nin divanında ilim ve irfan ilişkisini anlattılar. Kendilerine bir kez daha teşekkür ediyoruz. Alkışlarımızı onlar için arz ediyoruz efendim.